Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salat. Bu abi dersimizin konusu Kastamonu layıkasındaki birinci mektup. Bu dersimizin başlıkları abi Risale'den muhatabiyet olmak. Nasıl muhatap olacağız layıkalara özellikle? Birinci başlığımız bu. Bu ders ona bir misal olacak yani. Bir. İkincisi burada Üstad Hazretlerinin iki tane şey var, ifadesi var. İhtiyarlar Risalesindeki ümidi, Müdafat Risalesindeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Bunu öğrendi. Bu ikisi nedir yani? Ne demiş? İhtiyarlar Risalesinde neyi ümit etmiş? Müdafat Risalesinde neyi iddia etmiş, dava etmiş yani? Bunu mu anlatacak? Evet, bu ikisine. Bu aşağıda da bunu izah edecek de atıf da yapacağız. Bu ikisini söyleyecek yani. O ümit ve o iddia ne ki Cenab-ı Hak onu tasdik ettirmiş yani göstermiş ona. Duasını kabul etmiş. Sonra Risale-i Nur hizmetinde bir kişi nasıl kuvvet elde edebilir? Mesela bir kişi var ki 100 kişilik iş görüyor. Değil mi? 1000 kişilik iş gören var. 500 kişilik iş gören var. Veyahut da 2 senede 50 senelik iş yapan var. Peki biz de öyle iş yapmak, kuvvet kazanmak için ne yapmamız lazım? O kuvveti elde etmek için. Tamam. Başlığımızın biri bu. Bir de Abdurrahman abi dediği zaman külliyatta ne anlamak gerekiyor Abdurrahman abi? Abi. O güzel. Yani bu dersin içinde gördüm. Yani Abdurrahman neymiş? Bu dersin içinde. Başlıklarımız bunlar. Tamam. Katkısı olacak vesaire olacak. Şeyiniz yapabilirsiniz. Çünkü müzakereli bu. Ben ders yapmıyorum. Murat şey yapıyor. Ben oturuyorum yalnız. Bismihi men tusebbuhu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbuhu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi hurufi resailin nurul mektubati vel mekruati vel mütemettilati fil hevai ila yevmil kıyam. Amin. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı arkadaşlarım. Şimdi abi bu Risale'nin başında ekseriyetle böyle tabirler var. Aziz gibi, sıddık gibi, gayretli, mübarek, çalışkan gibi, böyle kuvvetli gibi. Bu aşağıdaki vasıflar abi yukarıdaki o başlığın açılımı yani. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Aziz ismi var, Sadık ismi var. Bir nevi aşağıdaki mektuplar o iki ismin de açılımı yani. Zahiren aynı gözükürken hakikatte aynı değil. Mesela Mülevvin ismi var Cenab-ı Hakk'ın Mülevvin ismi. Domatesde kırmızı. Değil mi? Salatalıkta yeşil, patlıcanda mor oluyor. Aynı isim. Fakat tecelliyat farklı. Aziz, Sıddık aynı isim ama aşağıdaki vasıflar değişik olduğu için abi aynı değil. Onun bir açılımı, bir tecelliyatı yani. Meratibinde bir evet. Mertebe. İşte o yüzden Aziz Sıddık diye. Mesela aziz demek lügatta kıymetli demek, değerli demek. Aşağıdaki vasfı o şartlarda o talebe gösterdiği için kıymetli oluyor, aziz oluyor yani. İzzetli olduğu için aziz. Evet. Bir de Sıddık ifadesi var abi. O zamanki şartlarla düşüneceğiz o vasıfları yani. O zaman aşağıdaki vasıfları kim yaparsa o zaman diyebiliriz ki üstadın o yukarıdaki ifadesine bizzat o da masar. Bu bir barda layıkası alabilir miyim orada? Şimdi abi barda layıkasında bir ifade var. Ben başta onu unutmuştum şimdi hatırıma geldi. Sayfa 241. Barlarınız varsa bir açabilir misiniz abi? 241 mi? Evet. Sayfa 241 abi. Okuyorum ben. Bu ifadenin altında Elhamdülillah hâzâ min fadli rabbi orada başlıyor. O nur bil fiil Risale-i Nur'da neban ettiği her aklı başında olanlarca görülüyor. Değil böyle en büyük bir hakikati izah ve tefsir eden bir risale. Hatta bir ferdi ikaz için yazılan bir mektubun bile her meşrebe bakar bir gözü, herkese yarar bir sözü bulunuyor. Çok yani güzel. Bırak diyor imani bahisleri abi.
Mektupların da Risale'deki muhataplarına verilmek istenen üstadça bir mana var yani abi. O zaman bu dediğimiz gibi muhatap olabilen kimse diyebilir ki Üstad Hazretleri bu Risale'leri benim için telif etmiş diyebilir mektupları yani. Yani oradan bir şey okuyun da gidelim tarzında yapılıyor ya laika. Evet abi. Değilmiş yani. Değil. Ben size şaka yapmıyorum ha, tiyatro değil. Aynı bu şekli yapıyorlar. Oradan bir şey oku da gidelim. 4 sene daha bu. İkinci ders için. Oradan bir şey oku da gidelim. Hadi. Sağ olsun ha, bir şey oku. Başka? Kişiden kişiye özel hissiyatıymış. Ustadın kişiye özel hitabıymış. Veya ikazı. Genel değilmiş. Genellememek gerekiyormuş. Oysa çok tuhaftır. Üzerine Risale'nin külliyatına yazmış. Mektubatın üzerine ne yazıyorsa buna da o yazıyor. Yani bu sır bilinmediğinden dolayı böyle söylüyor abi. Yani sanıyor ki hani o zaman olmuş bitmiş olay yani. Zaten Risale'nin yazıldığı şartlar belli zaten. Yani Yusuf Aleyhisselam olmuş bitmiş he? Öyle biliniyor. Peki niye temcit pilavı gibi her ay okuyoruz? Hayat kitabı Kur'an. Ölmüş gitmiş. Kızıldeniz'de kim olacak ki Musa Aleyhisselam'ın şeyi var? Vay be. Bu 9. mektupta bir ifade var ya abi. Müslimi gayri mümin, mümini gayri müslim. Şimdi bazıları mesela lahikalara ehemmiyet vermiyor ya abi. Ben onlara şey diyeyim. Nurcu'yu gayri lahikacı. Nurcu ama lahikacı değil. Değil. Nurcu'yu gayri lahikacı veya da lahikacı gayri nurcu. Evet. Bazı da esasat diyor, bu sefer hakikati şey yapıyor yani. Tut yok bu böyle, bu böyle, bu böyle olacak. Orada aynısı bizim meslekte de var yani o iltizam, tarafkirlik, şeylik. Maalesef. O dimağdaki meratlık var, kimisi orada kalmış, kimisi orada kalmış. O bütünlüğü gösteren yok yani. Az yani. Acayip bir şey. Öyle bir dönemdeyiz ki ilim dönemi değiliz. Kim ne kadar biliyorsa mükafatı alacak dönemde değiliz. Kim ne kadar hizmet ediyorsa o kadar mükafat alacak değiliz. Kim ne hesabına hareket ediyor? O çok önemli. Kim ne hesabına hareket ediyor? Yani çok bildin. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Şansına kalır. Kimin hesabına hareket ediyorsun? O şahsı manevidir. Yoksa fert tek kalacak. Haşir meydanında hasenat seyyatı tek kalacak. İştirak amali hureviyeden, cemaattan alamayacak. Sebebi dönem, sadakat dönemi. Ebu Bekir dönemi radıyallahu anh. Ebu Bekir dönemindeyiz. Mekke dönemindeyiz. Sadakat. Ne kadar biliyorsan sakın ha özenmeyin Hasan. Oo şunu biliyor da bunu söyledi. Ben ne kadar sadığım. O çok önemli. Yani esas ve düsturlara uymak çok önemli. Çok bilmek değil yani. Bu ders lahikalara muhatabiyet der. Nasıl muhatap olacağız ya, yani? Nasıl ya? Nasıl üzerine oradaki vasıfları üzerimize alacağız? Üslup da ifade ders yani. Aferin. Vallahi billahi bunun üzerine yemin ederim bak. Bundan daha büyük yemin olur mu? Bunu ilham eden Allah'a zat şu anda görüyor. Ben buna yemin ederim ki bunu çok bilmem değil. Laikaya göre yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Mühim bu. Ben size bu özeniyorum yani. Ulan vay be Mehmet'e bak ya. Murat'a bak, Fatih'e bak vesaire. Helal olsun. Dusturları yaşıyor. Artık bilme dönemi onlar ikinci sıradadır. Hatta dört. Birincisi sadakat, ikincisi adalet, üçüncüsü enfus yapılama, dört ilim. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Simge ve semboldür. Evvel ve ahir benim 30 küsur senelik şeyim. Eğer istikamet istiyorsanız laikaları tutmayın, yapışın. Böyle. İstikamet orada. Başka mümkün değil. Evet. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamd ederim ki İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi.
Şimdi İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi abi, Abdurrahman abi gibi böyle talebelerin çıkmasını Cenab-ı Hak'tan istiyor. Üstad Hazretleri. 26. lemada mı? Evet. Ne özelliği var bu zatın? Şimdi ona geleceğiz abi. Aşağıda da zaten söyleyecek. Orayı da okuyayım beraber. Tamam şey beraber olsun. Ben biraz aceleciyim. Evet. Lillahil hamdi bi adedi zerrati minel ezeli ilel ebed. Sizin ile 30 bine mukabil gelen 30 Abdurrahman'a. Belki 130, belki 130, belki 1130 Abdurrahman'a Risalet-i Nur'a ihsan etti. Şimdi İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi Abdurrahman abi gibi talebelerin çıkmasını istemesi abi. Şimdi peki ne Abdurrahman abi'de ne var ki Abdurrahman abi diyor Üstad Hazretleri. Bunu abi yerinden okuyayım ben. Sayfa neyse. Özleme var. Abdurrahman abinin üzerindeki özellikler var. Yani ben merak ediyorum şu an. Tamam. İnan çok merak ediyorum. Şu anda merak ediyorum. Ne özelliği var ki? İnşallah bende de var biraz ondan diyeceğim ya. Evet. Bakayım var mı? Kaç ay? Sayfa 238 devamla. Şimdi bu ders abi aynı zamanda hani belagat neydi? Muktezeye hara mütabakat. Konuşurken karşıdaki muhataba göre konuşma. Ama dinlerken ise üzerine düşen manayı almak yani. Bu konuşurken değişiyor, dinlerken değişiyor. Hani ben konuşayım ya, mesela çocuğa konuşayım, çocukla konuşuyorum. Abidik bobidik konuşayım ya. Ama büyük bir adamla daha böyle bir şey konuşuyor. Ama çocuk konuşurken veya adam konuşurken sen daha dikkat, acaba ne diyor diye dikkat kesilmen lazım. Çocuğa dikkat kesildiğin gibi adama veya adama dikkat kesildiğin gibi çocuğa aynısı olmaz yani. Şimdi burada o. Şimdi biz okuyoruz ya. Üzerimize düşen alacağız. Abdurrahman ne ki üstad sürekli böyle söylüyor. Sayfa 238. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki. Özür dilerim. Benim lemalarımı getirir misin Fatih canım? Şimdi Abdurrahman abinin özellikleri. Gayet zeki. Bir. Fedakar. İki. Hem bir talebe. Üç. Hem hizmetkar. Dört. Hem katip. Beş. Hem evladı maneviyen. Altı. Burada. Şimdi öteki tarafa geçiyorum. Burada da sayıyor. Sayfa 244. Eğer Abdurrahman dünyada kalsaydı dünyadaki vazife-i uhrevimin kuvvetli bir medarı yedi. Abi. Ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef. Benden sonra yerime geçecek. Tam benim halefim yani. Abdurrahman 8. Kaçıncı sayfa dedin? 200 şeyden okudum. 38'den okudum. Sonra 244'e geçtim. Tamam. Evet. Sonra hem dünyada en fedakar bir medarı teselli. 9. Bir arkadaşım, 10, en zeki bir talebem, 12, bir muhatap, 13, ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi, 14, ve muhafızı, 15. Çok güzel ya. 15 tane saydı. Mesela bir ders yapılabilir, mesela dersimizin ismi Abdurrahman. Bu vasıfları izah edilebilir yani. Bu 200 kaçtı okudun? 244 abi. 238'den okudum. Bir de 244'ten. Ve bunun gibi orada ümit ediyor dualarında abi bu İhtiyarlar Risalesi'nin geneline baktığımız zaman böyle bu tarz talebelerin çıkmasını İhtiyarlar Risalesi'nde istiyor yani. Öyle istiyor. Böyle istiyor. Şimdi biz bunların birkaç tanesini açacağız yani dersin içinde. Bu ne demek yani muhafız ne demek? Neyi muhafızı? Yani Abdurrahman neyi? Şimdi bir de o sayılarla sayıları da çözmen lazım. Hangi sayı abi? Şuradaki. Ha tamam onlara geliyoruz abi. Bir noktaya nazar şey yapacağız ha. Bu Sadık geçti mi abi bu İhtiyarlar Risalesi'nde? Çünkü ben de bu arada oraya okuyorum da bir de başka yerde Sadık geçiyor herhalde. Var abi ben iki tane yer okudum da çeşitli yerlerde gene var ama 15 tane iki okuduğum yerde var. Belki 20 tane 25 tane. Var. Evet. Çok şeyde var. Vefa. Evet. Vefa da geçiyor bir yerde onun. Neyse. Yani böyle ben 15 tane saydım daha fazla şeyleri var. Vasıflar var. Şimdi ümidi buydu yani Abdurrahman. Bir dakika. Bir şey yapayım mı girdim? Şimdi elimi böyle koydum kitaba. Gördünüz hemen çektim. Bir mail geldi. Güldüreyim. Bir gün 1985 veya 86 Allah rahmet etsin. İlmihal Rüştü abiyle tavsiye ediyorlar. Envar'la sözler karşı karşıya getiriliyor. İki yayın evi var.
Üç tane. Sonra üç tane. Envar, sözler, İhlas, Sait Özdemir abi. Diğerleri türevdir. Diğerlerini bilmiyorum. Hiç kimse soru sormasın. Asıl değildir. Varislerin onayladığı değildir. Bilemem. Bu arada cevap vereyim. Şimdi Allah rahmet etsin. Sungur abi kitaplarını aldık. Tavsiye ediyor. Öyle namaz çalacak. Kitabın üzerine Ömer Nasibi'ni koydum. Orada o da onu da çağırmışlardı yani. Yani şöyle diyeyim. Gelin hemen. Öyle heyecanlı uçtu. Sungur abi. Hemen kalktı. Durdum. Ben de korktum. Hemen kalktı. Bunun üzerine bir daha bir şey koymayacaksın. Bunun üzerine dedi bir Kur'an koyacaksın. Şimdi bir tanesi yazmış. Şöyle ya. Şöylerimi koyuyorum. Abi dersten beri bakıyorum diyor. Bindir seni koydun diyor. İçim gidiyor diyor. Doğru söylüyor. Ben orada elektrik alıyorum da senin. Senin gibi öyle zeki değilim ki pratik bir çözüm zeki cevabım olsun. Evet. Yani hassaslar. İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi buydu abi. Abdurrahman abi gibi o özelliklere sahip talebelerin çıkması. Peki Müdafat Risalesi'ndeki iddiası ne? Orada da böyle 3-4 tane iddiası var abi. Yani böyle bir zamanda diyor, böyle bir hakikatin bu şartlarda 200 bin tane talebesi olmuş diyor. Demek ki eşit şartlarda mücadele etse daha fazla çıkacak diyor. Böyle bir de saçlarım adedince başlarım olsa, işte her gün biri gitse, Hakkati Kur'an'ı feda olsa diyor abi. Ya. Ve böyle talebelerin çıkacağını söylüyor abi. Yani böyle 2-3 tane iddiası var Müdafat Risalesi'nde. Üstadın abi. Böyle 2-3 tane iddiası var ama bir ehemmiyetli olanlar bunlar abi. Yani zor şartlarda kendisi gibi talebelerin çıkacağını söylüyor. Nasıl ki şartlarda mücadele olsa çıkacak diyor yani. Bu ne Abdurrahman şeye benziyor. Camide şey var ya Ömer, Ebu Bekir, Ali, Hasan, Hüseyinler vesaire. Sembol, simge ya. Burada da simge kullanılıyor. Hulusi. Buna şimdi bir tane örnek. Sabri vesaire. Örnek daha verince abi daha iyi anlaşılabilir. Hı. Mesela hani unutmayın ha onu. Bu şeyde geçiyor ya abi. Kastamonu'nun arkasında gene. Bu şehre bir kutup gelse, bir gavs gelse dese ki seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım. Sen bırakıp gitsen Isparta kahramanları gibi olamazsın. Değil mi? Şimdi Isparta kahramanı ne? 243 Kastamonu. Hı hı. Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakitlerinde fevkalade bir sadakat. 1. Sebat. 2. Uhuvvet. 3. İhlas. 4. Kahramanlık var ki. Vay be. Isparta mı? Evet. Isparta kahramanı bu abi. Peki Isparta kahramanı biz de taşınalım İstanbul'dan Isparta'ya. Gidelim abi. Güzel olur. Isparta'ya yakın olur zaten. Baksana bu kara şey sıfatlar orada. Vay. İşte bu abi ders muhatap olma ders yani layıkaya. Hmm. Üslup ders yani ifade ders. Çünkü böyle bakamasa hikaye gibi görür yani. Veya tarihi bir olay evet. Gibi görür yani. Ya ne acayip sıfatlar değil mi? Böyle bir dokusana ya. Isparta ve havalesindeki Risale-i Nur şakirtlerinde fevkalade bir sadakat. Bir. Sadakat değil, fevkalade abi. İki, sebat. Üç, uhuvvet. Evet. Dört, ihlas. Klas. Beş, kahramanlık. Yani o zaman bu beş tane vasfı kim gösterirse bu mektup ona yazılmış diyebiliriz yani. Ne olur bunlar? Binlerce esbab-ı fesat varken, ifsat içinde bunlar bu sıfatlara sahip oldukları için vahdetlerini... İttifaklarını, evet. Hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar. Edebilirsiniz ancak. O zaman tersinden bakarsak abi yani biz hizmette ciddiyetimizi nasıl muhafaza edeceğiz? İttifak nasıl edeceğiz? Tefrikaya düşmeyeceğiz. Heh. İşte vahdetimizi muhafaza edeceğiz. Yukarıdaki 5 tane vasıf. İşte bu. Bak ne kadar laikalar böyle. Yani... Bu çok ehemmiyetli olmasının sebebi hani üzerinde bu işte yani. Bak hizmet için bir daha şey yapıyorum. Bu kadar ciddi esbab-ı fesat varken vahdetimizi, ittifakımızı, hizmetteki ciddiyetimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Ne ile? Fevkalade sadakat, fevkalade sebat, fevkalade uhuvvet, fevkalade ihlas, fevkalade kahramanlık. Çünkü vav bağlaştır. Fevkalade hepsine tamimdir. Bağlı da. Evet.
Anladık? Abi bir daha söz edebilir miyiz inşallah? Orada 243'e bakarsın. Bunu da bir örnekle, şimdi biz o baş tarafa gelelim Kastamonu abi. Şimdi İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi Abdurrahman abi gibi talebelerin çıkması, Müdafat Risalesi'nde de iddia etti böyle talebeler çıkacak dedi. Zor şartlarda. Dedi. Sonra evet deyince yukarıdaki cümleyi izah ediyor. Evet, hani yukarıdaki cümlenin açılımı ya abi. Hı hı. Evet diyor. Cenab-ı Hakk'a ezeli ve ebedi diyor. Zerrat edince hamd ve şükür olsun ki 30 bine mukabil gelen 30 Abdurrahman, belki 130, belki 1130 Abdurrahman'a Risalet-i Nur'a ihsan etti. Hı. Şimdi orada demin saydık ki 15 tane vasıf abi. He. Bu sefer Üstad Hazretleri görmüş ki, yani o şartlarda, o zaman düşüneceğiz yani şu ifadeyi. O zamana gidelim. Yani o zor şartlarda o Abdurrahman abi gibi o vasıfları gösteren talebeler çıkmış. Hı. Çıkınca bu sefer ne olmuş? 30 bine mukabil gelen 30 Abdurrahman. Belki 130, belki 1130 tane Abdurrahman varmış gibi iş görmüşler yani. Yani burada abi önemli olan Hizmet-i Nuriye'de veya iman İslamiyet'in içinde çok böyle yaşamak değil, yaşamış olduğu anın içerisinde taksim-ül aman da üzerine düşen vazifeyi yapmak yani. Bu mudur 30-30 bin gibi? Derecesine, hani demin vasıflar okuduk ya abi. Hı hı. O vasıflara sen sahip olma nispetinde bu rakamları elde ediyorsun. Mesela bir adam var ki 30 bin kuvvetindedir. Bir adam var ki 100 bin kuvvetindedir. Bir adam var ki 200 bin kuvvetindedir. Peki nereden kaynaklanıyor o kuvvet? Hani demin saydık ya vasıfları abi, 15 tane. O vasıflardan kaynaklanıyor yani. Bir yer var, okuyayım müsaade edersen. 248. Var mı atıfın? Yok benim. Lamalar mı? Yok, Kastamonu. Tamam, buyurun abi. Bak, 248. Evet, mesleğimizde ihlas-ı tammeden sonra en büyük esas, ihlas-ı tamme. Tam ihlastan sonra en büyük esas, sebat ve metanettir. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki, öyleler, bunu kaçırmaman lazım. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki. Ama bunu kaçırmayacaksın. Evet, metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki. Vukuat. He. Vukuatın karşısında öyleler, her biri yüze mukabil bu Hizmet-i Nuriye'de muvaffak olmuş. Her biri normal bir Müslümanın yapabileceği hizmeti bir kişi yapmış. Aynen. Bir kişi. Mesela kim o? İhlas-ı tamme sahibi. Ondan sonra sebat ve metanet sahibi. Üç sıfat. Haiz olan kişi. Bir kişi ama her biri yüze mukabil, daha devam ediyor. Bu Hizmet-i Nuriye'de muvaffak olmuş. Kim bu adam? İlahiyat mezunu, hafız vesaire meziyeti var değil. Diyor ki, adi bir adam, adi yani sokaktaki manası değil, sıradan yani meziyeti yok. Adi adam diyoruz ya. He? Adi adam yürü diyor ya. He, adi. Adi bir adam, şimdi sayı veriyor. 20-30 yaşındayken 30 Abdurrahman yani bu. 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki velilere tefevvük etmişler var. 20-30 yaşında 70 yaşındaki bir Müslümanın yaptığı, bir Müslüman ama. Gafs dedi ya, okuduk diye. Evet. Gafs. Onu geçiyor. Geçiyor. Yani bir adam yüze mukabil geliyor. Ne özelliği vardı? İhlas-ı tamme, sebat ve metanet sahibi. Bu sefer böyle bir kişi yüze mukabil geliyor. Yaş önemli değil. 20-30 yaşında iken
60 ve 70 yaşındaki gibi muvaffak olmuş. İşte Abdurrahman burada 1'e ne dedi? 100. Burada kaç dedi? 1130. Sizin ile 30 bine mukabil. Burada 3 tane sıfat saydı. Sıfatlar arttıkça değer artıyor. Ben 3 tanesini okudum. 1 100 oldu. 1 İhlas-ı tamme, sebat, metanette. Sahip bir insan 20-30 yaşındayken, bir kişiyken 100 kişi kadar hizmet ediyor. Eğer bu 3 tane sıfatın diğerleri 15 tane sıfat vardı. Sıfat içeriği onlar. İçeriği. O sıfatlar arttıkça 1'e 1000, 1'e 100.000. Mesela bir insan yaptığı bir şeyi 1 milyon Müslüman gelse yapamaz. Ses bu. Şimdi abi burada üzerinde durduğumuz 30 bin, 100 bin vesaire mesele o sayılan 15-20 tane sıfata nispeten değer alıyor. Evet. 18 ayar altın. Bir de 24 var değil mi? Evet. 18 ayar, 24 ayar, bilmem kaç ayar. Hepsi altın. Ama aldıkları sıfata göre içindeki ayar değişik. Bu sefer ne oldu? O İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi ve Müdafat Risalesi'ndeki iddiasını hayattayken gördü. Duasına iddiasının kabul olduğunu. Dua etmişti ya be, İhtiyarlar Risalesi'nde. Ya. İşte iddia da etti davada mahkeme reisine dedi ki, çıkacak dedi böyle talebeler benim gibi. Dedi ya abi, iddia etti. Ya, bu sefer ne oldu? O zamanki talebeleri görünce bakmış ki yani duası kat kat fazla olmuş. Yani mesela vakfı hayat etmek kolay bir şey. Her şeyinden vazgeçeceksin. Adam 5 milyon veremiyor ya. Veya kafasına bir fikir zıt geldi mi adam tahammül edemiyor. Sen her şeyinden vazgeçeceksin. İşte ya, ustad o saydığı sıfatlar. Şartlarla beraber düşünüyor. O zaman şartlar da zor yani. Şimdi abi şu cümleyi de okuyayım da şöyle beraber bununla beraber şey yapalım. Hem unutulmayan, her vakit yanında bulunan kardeşlerim, Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddi sahip ve muhafız ve varis ve hakikat bin ve kıymet şinas zatların benim yerimde benden daha kuvvetli. Abi. Hani dedi ki kuvvet. Yani şu üstadın saymış olduğu o deminki vasıflarla beraber şey yaptığımız zaman burada yani bu tevazu yerinde değil abi, benden daha kuvvetli. Hani diyor, bir adam benden daha fazla iş görebilir diyor. Yani Üstad Hazretleri'nin o istemiş olduğu vasıfları gösterince abi bu sefer ne oluyor? Bir kuvvet meydana geliyor yani. Böyle bir tane olsun, iki tane, üç tane. Şimdi bu kuvvet abi de hani demin siz bir misal verdiniz ya abi. Bu Hazreti Ebubekir zamanında da olmuş abi, Hazreti Ömer zamanında da olmuş. Buna ben bir misal vereyim. Bu kuvveti elde etmek. Hani bir adam 100 bin, 200 bin kuvvetini görebilir ya abi. Önce Risale'den vereyim önce abi. Mesela Üstad şeyi örnek veriyor abi. Tahsin Tola'yı. Hı. Mesela Tahsin Tola diyor, 2 senede 100 senelik iş gördü diyor bir mektupta. 2 senede. 2 senede 100 senelik. Bir mektupta da 2 senede 50 senelik iş gördü diyor. Bak bilinmez ha bu da. Tahsin Tola da bilinmez ha pek. Bak bir tanesini okuyayım ben. Ya duydunuz mu pek o be? Çok az. Tahsin Tola diye pek yok ya. Bak, şey sayfa değil. Abi 215. Ben Emirdağ'dan okuyorum. Tahsin Tola 2 sene zarfında 50 sene kadar hükümete 1, vatana 2, millete 3, dine 4, asayişe 5, risalara 6. Bu sefer 6 kere 5, 30, 300 sene yapıyor abi. 2 senede 300 senelik iş görmüş. Yani bir sıfat 50 sene mi veriyorsun? Çünkü 50 sene kadar gördü diyor ya, hükümet, bu adam var ki mesela 80 sene yaşamış, hiçbir faydası yok. Ne kuşlara faydası var, ağaçlara faydası var. Yani vurdu vuruldu, vuruldu gitti yani. Yani burada şeyi çok, hem öyle bir adam düşün ki abi, hem hükümete faydası olsun. Hem şeye faydası olsun, dini olsun, hem milleti olsun, hem asayiş olsun, hem misalları olsun. Mesela misal olarak diyelim, sizin mesela faydanız var, neye var? Hizmete var, misal olarak yani zahirde. Ondan sonra insanlar var ama belki direkt birebir misal olarak yani. Hükümete belki yok yani birebir. Yok. Hükümete faydam yok. Var mı? Var var ya.
Yok, sen için söyledin yani. Öyle bir adam düşünürsek abi. Ama bak ne kadar cami bir adam ki 6 tane özelliği olmuş. 50 seneden hesaplasan 300 sene. 2 senede 300 sene iş görmüş. E ben şimdi niye yani 10 senedir dershanede kalıyorum. E belki 1 senelik iş göremedim ben ya. Şey bir rüyayı anlatayım mı? Bir hanım kardeşimiz rüya görmüş bununla alakalı. Dedi ki ya nereden çıktı diyor bu psikoloji dersleri diyor. Abi diyor dershanede bunları yapıyor diyor. E her şey bizim kafamız ermiyor işte. Şimdi ama diyor ben diyor gece akşam evde dinliyorum. Notları alıyorum. Gündüz bana sorsalar diyor ders gittiğim yerde Hasan abi bu psikoloji derslerini dinleyelim mi? Hiçbir tane önermedim. Olur mu ya ne dinliyorsun sen Risale'nin? Doğru söylüyor. Sonra fakat psikoloji sıkıntılarım var diyor. Dinlemek zorundayım diyor. Her gün gece odamda kimse yokken dinliyor. Rüya görmüş Murat. Evet, bir kendisiyle alakalı kadınlar cemaati ustada gidiyorlar. Bir çadır var. Çadırın kubbesi sema gibi. Bütün abiler varmış. Ustad ve ustadın o abiler hanımlar geliyor diye yüzünü çevirmişler. Bir, iki kişi hanımlara bakıyormuş. Bir ustad bir de ben. İkisi konu ben olduğum için. Hanımlar geliyor, ikimiz duruyormuşuz. Usta ben ustadın yanında duruyormuşum. Abiler de orada. Hanımlar geldi geldi durdu. Ustada dediler ki ustada bu diyor. Ustadım, Hasan abinin psikoloji dersleri var. Bunlar nereden çıktı bu? Bunu sen onaylıyor musun? Razı mısın sen bundan? Dedim diyor. Bana telefon etti de. Ustad demiş ki biz onaylamasak, biz himmet etmesek o dersler ortaya çıkmazdı. O derslerle sıkıntılı nurcuların sıkıntıları gidiyor. İki, nurcuların ülfeti kırılıyor. Üç, nurcu olmayanlar o vesileyle Risale-i Nur'u okuyorlar. Diyoruz ya işte sıkıntılı olması için yatak odanda asay mısay şunu okuyacaksın, Hizbul Kur'an şöyle yapacaksın, haftada bir gün derse gideceksin. Üç tane şey söyledi. Sıkıntılı nurcuların sıkıntıları gidiyor. Nurcuların ülfeti kırılıyor. Nurcu olmayanlar o vesileyle nurları tanıyorlar. Onun için biz himmet etmesek, onaylamasak o çıkmaz. Psikoloji toplumsal bir isim verdik. Oysa Risale'nin içerisindeki enfusi dersler. Tespitte. Hani bu arada hani fayda dokunma var ya. Yani sonra dedi ki abi bir daha düşmanlıktan vazgeçti. Hani öyle bir insan, işte o nasıl 6 tane şey, millete, vatana, asayişe, hükümete... Bir de saysana onu. Sayın abi. 215 emir daha 2. Okuyayım ben. 2 sene zarfında 50 sene kadar hükümete, vatana, millete, dine, asayişe ve Risale-i Nur'a hizmet etti. Vay be. Vatana, asayişe, millete, devlete, Risale-i Nur'a. İki senede 50 senelik. Bu sefer bu abi Risale'den örnek bir örnek de Atıf Havani diye bir Atıf'ı bulsan yüzü bulmuş gibisin. Hasan Fevzi abiyi unutuyorsun. İşte misal bir iki tane ver. Tamam. Arif'e işaret işte. Çünkü Hasan Fevzi abi beni biraz fusçu ya. Şeyden abi mesela Hazreti Ebu Bekir zamanında Halid bin Velid o zaman şimdi dinden dönenler çok oldu ya peygamberin vefatıyla beraber abi. Halid bin Velid bir seferde abi 1000 tane asker istemiş. Bir mektup yazmış yani ferman. Mektup işte Hazreti Ebu Bekir'e gelmiş 1000 kişi istiyor ya. O da mektuptan cevap yazmış demiş ki sana 1000 kişi kuvvetinde bir kişi gönderiyorum. KK bin Amr'ı göndermiş abi. KK bin? Amr. Amr Allah Allah. Demiş ki sana demiş 1000 kişi kuvvetinde bir kişi gönderiyorum demiş. Ha bu arada KK var ya toplumda KK affedersin büyük abdesti deniliyor. Bunu kim çıkarttı biliyor musunuz? Bilerek, sahabe ismini. He? Bilerek şey yapmışlar. Yahudi. Çünkü Yahudileri kökünü kazıdığı için KK bin Amr. Bunun bu isme affedersin büyük abdeste nispet ettiler. Çocuklarını öyle öğretiyorlar. İstemek için ha. He? Pis göstermek. Pis göstermek. KK. KK. Oysa sahabenin ismi. KK bin Amr. Amr.
Yahudilerin kökünü kazıdı. Hani bekle Allah bekle. Onlardan çıktığı gibi. Köpeğe mesela siyah köpeğe Arap diyor mesela. Arap. Sen mesela Almanya'ya gitsen veya İsrail'de hey köpeğe çağırsa hey Türk Türk Türk. Türk Müslüman 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 gel gel. Müslüman Müslüman. Ne yaparsın? Şimdi gitti bu 1000 sene bayraktarlık yapmış şu Türk milletinin nesline bize köpeğimize Arap koydurttular. KK mesela. Kara Fatma diyor mesela. Kara Fatma evet. He? Hindi ismi koymuşlar yani. Evet. Hadi bakalım. Buna da bir Hindi örnek, evet. Buna abi örnekler çoğaltılabilir yani. Kahkaha yani, bir nam. Onu mu göndermiş? Onu göndermiş. Sana demiş 1000 kişi kuvvetinde bir kişi gönderiyorum. O şimdi Hazreti Halid bin Velid'de bekliyor ya abi. Bakıyor ki bir toz bulutu geliyor ileride. Böyle geliyor tabii bir kişi geliyor. Diyor ki 1000 kişinin gelmesinden daha fazla sevindim senin gelmene diyor. Allah. Yani çok ustaymış savaşta yani. Acayip çok acayip bir taktiksel bir şey varmış abi. Onu komutan cesaret bir şey böyle. Ha? Şiddetli cesaretleri. Yani acayip bir taktiksel zekası varmış yani. Mesela Hazreti Halid bin Velid'de var ya bu taktiksel zekası savaşta yani. Mesela o Mute Savaşı'nda ne yapmış? Burada diyelim ki 3000 kişi var ya. Düşmanla karşı karşıya. Şimdi o komutan olunca bu sefer öndeki adamları arkaya almış, arkadakileri önüne almış. Onlara demiş ki ya bunlara yeni kuvvet geldi, biz geri çekilelim. Yani böyle bir siyaset takip etmiyor. Kenardaki o etraftaki adamın hepsini değiştirmiş. Arkadaki o adamları koymuş. Öylece düşman geri çekilmiş yani. Yani öyle taktiksel bir zeka varmış yani. Şimdi buna abi iki tane örnek verdik. İşte Tahsin Tolay dedik, Atıf abi dedik. Bir de işte o KK bin Amr sahabelerden. Allah Allah. Peki buna ne oldu? Bunda abi bir kuvvet vardı yani. Bir kişi böyle kuvvetli olabilirdi. Hem de iş görebilirdi. Umuma da faydalı olabilirsin yani. İnsanda böyle bir potansiyel var yani. Şimdi peki bunu nasıl yapacak? Bu kuvveti elde edecek? O demin saymış olduğumuz vasıflar vardı ya abi. Hı hı. Onları o Kastamonu Largası'nda okuduğumuz o Isparta kahramanların, işte Abdurrahman abinin vasıflarını göstermen nispetinde sen o kuvveti elde ediyorsun. Burada o vasıflardan birkaç tanesini saydı. Mesela dedi ki pek ciddi sahip. Yani bazı insan var ki mesela üzerinde duralım ve muhafız. Yani sahip gözüküyor ama ciddi değil. Yani mesela bir taarruz oluyor hiç ses çıkarmıyor yani. O zaman onun ciddiyetinin olup olmadığı belli oluyor. Yani nura hücum ediyor. Hiç ses çıkmıyor. Neye benzetiyorum biliyor musun? O pek ciddi değil yani. Örneğime dikkat edin. Arabası çalınıyor. Düğmeye kalmıyor, emniyet havaya kaldırıyor. Risale-i Nur'a hücum ediyorlar, gık bile etmiyor. Bir de savunanlara bağnaz diyor, geçimsiz insan diyor bu adam. Bir daha söylüyorum. Arabasını çalıyorlar veya bir malı çalınıyor. Havaya herkesi kaldırıyor, alarm veriyor, emniyete gidiyor vesaire. Risale-i Nur'u sadeleştirmesi gerektiğini iddia eden adamla beraber çalışıyor. Ustad işaret-i cazda diyor, onu sitenin başına koydum. Razı değilim diyor Risale-i Nur'un libasını değiştirilmesine. Çünkü cephede diyor, cephede yazıldı diyor. Cephede diyor, asker diyor, şehit olsa libasının tebdiline cevaz verilmediği gibi o cephede yazılan bu manalara giydirilen libaslar da tebdil edilemez. Razı olmamıştım. Elan razı da değilim. Şimdi de diyor ya abi. Şimdi de cephede savaşıyor ya. Evet şu anda da cephe devam ediyor. Şu an elan da değilim diyor. Bunu biliyor. Ama bunu sadeleştirmesi gerektiğini söyleyenin karşısına durmak şöyle dursun. Hala onunla beraber. Ama arabası çalınsa emniyet havaya kaldırır. Duymayan kalmaz. O zaman onun ciddi mi? Yoksa... O olma işte iştirak amal-i ureviyede sorun işte. Yani iştirak amal-i uhreveden tak aşağı düşüyor. O sıfatlardan aşağı düşüyor. Pek ciddi sahip dedi abi ve muhafız. Ya. Şimdi talebenin hassası vardı ya abi neydi? Sözleri kendi malı gibi bilmek. Mesela şurada yazıyor. İşte müellifi Bediüzzaman işte Hasan Akar yazıyor. Şurada abi. Niye sözleri kendi malı gibi bilmek? Ya. Sen şimdi İster misin senin yazdığın kitap değiştirsin biri?
İster miyim ya? İkimiz, yani ben yazmışım, birisi benim yazdıklarımı değiştiriyor, ben de hiç ses çıkarmıyorum yani. Ağrıma gidiyor mesela, benim psikolojik defteri indiriyor adam, tamam indir yap. Ya yayınla ama Nur dersi söyle. Gidiyor, uslubu, tabiri değiştiriyor, kendisi bir şey yapmış gibi takdim ediyor. Yani Müslümanlara faydalıdır diye bir şey demiyorum ama içim ciz etmiyor da değil. Ne aynısını koy? Çünkü kullandığı ben uslup ve ifade Risale-i Nur'un kelimeleridir. Evet. Risale'de sizin gibi, hani bu niye okuyacağız abi bunları? O kuvveti nasıl elde edecektik? Birkaç tane vasfın üzerinde duruyor. Pek ciddiye sahip olacaksın bir. Bu muhafız. İşte koruyacaksın. Muhafızanın sarayı koruyor ya abi. Bir şahsı koruyor. Yani Risale'nin o şey mesela üstadın abi ilminin muhafızı, amelinin muhafızı, lisanın lafızlarının muhafızı, böyle hizmetinin muhafızı. Yani içine çok şey girer yani buna. Evet girer. Muhafızın içine. Amelinin muhafızı değil mi? Lisanın muhafızı. Tabii ya. Mana muhafızı yapacaksın. Lisan koruyacaksın sadakla. Yani bir telefonun kaybolduğu zaman aradığın gibi telefonunu koruduğun gibi Risale-i Nur'un metinlerini de koruyacaksın. Senin telefonunu çalana nasıl muamele ediyorsan Risale-i Nur'un libasını değiştirenlere de böyle tavır koyman lazım. Muhafız, sonra varis. Varis. Fıkıhta veraset abi, mesela normalde diyelim ki benim çocuğum var, ben vefat ettim. Vasiyetim diyorum ki benim malım buna kalsın diyor. Şimdi ben malımı bıraktım. O çocuk almasa varis olmuyor abi. Yani hem bırakan olacak hem alan olacak. Mesela ben bırakmadım. O almak istese gene olmuyor. Evet. Şimdi üstad bırakmış. Kim alırsa o zaman varis oluyor yine. Bu sıfatları haiz. Evet. Yoksa işte bazısını alıp bazısını almak tam tahakkuk etmiyor yani o veraset. Hakikat bin. Bu hakikat binin lügat manası neydi? Hakikat bin? Gören. Gören değil mi abi? Evet. Hakikat bin. Yani hakikat bin bu mevzuyla beraber baktığımız zaman zamanı bilen, dünyanın için geldiğini bilen, üstadın konumunu bilen, hizmetin değerini bilen böyle. Boşuna gitsin. Zahirdeyken hakikatin arkasını fark edene hakikat bin deniliyor. Hakikat esma-i ilahiyedir. Yani buz iken suyu haşikiyoyu arkayı görebilen. Hakikat bin bu. Hakikat bin ve kıymet şinas zatları. Kıymet şinas da yani takdir eden, kıymetini bilen, değerini bilen. Neyin değerini bilen? İşte külliyatın, üstada talebe olmanın. Hani diyor ya ben eski zamanda gelseydim benim medreseme sürünerek gelirdiniz. Mesela Risale'de abi öyle meseleler var ki eski alimler, ulemalar abi meselenin içinden çıkamamışlar. Mesela Osmanlı'da abi senelerce medresede okutulmuş bir kitap var. Zemahşeri'nin Keşşafı. Belagat kitabı ya abi. Senelerce okutulmuş. Medreseler kaldırılana kadar yani. Ama onun içinden çıkamadığı bir mesele olmuş. Nedir o? Halk-ı efal meselesi var ya abi. Mektubatta geçiyor. Ne yapmış? Oradan ehl-i sünnetten çıkmış. İtikadında bir kayma olmuş yani. Ama onun o kadar büyük bir alimin yani kitabındaki meseleye şerh yazan olmamış. O kadar üstad da bahsediyor abi tefsir noktasında işaret edeceğiz de. Yani o kadar şey onun içinden çıkamadığı meseleyi mesela bir nur talebesi veya kitap okuyan birisi derse gelen bir kimse biliyor. Halk-ı şer değildir. Kesb-i şerdir. Bu kadar değil. Bir nur talebesi derse gelen biri bunu bilir yani. Ama o işinden çıkamamış. İşte kıymet şinas dediği bir manası da bu abi. Yani bunun eserin şeyini kıymetini takdir etmek, üstada talebe olmanın yani. Risale-i Nur'a talebe olmak. Mesela Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Sabri bakmışlar ki şey ama kaçmışlar yani. Ama üstad ben oralara da gitsem diyor değil mi? Gene buraya gelmeli. Gene burada olmam lazım diyor yani. Cephenin ön tarafı burası yani. Kıymetsin azatlar. Buradaki vasıflar abi gösterince benim yerimde benden daha kuvvetli. Yani o kuvveti nasıl elde edin? O gelen cümlelerdeydi yani. O saydı ya 10-15. Pek ciddi sahip, muhafız, varis, hakikat bin, kıymetçi nasıl?
Bir de o lemalarda, o Kastamonu'da okuduğumuz vasıflar yani. Bunların birçoğu birbirini içine alıyor yani o vasıflar abi. İhlaslı olarak vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden kemal-i ferah ve surur ve itminan ve istirahat-ı kalp ile ecelimi ve meftimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum diyor abi. Bunları gördükçe. Çünkü duası da kabul oldu, iddiası da gerçekleşti. Hani insan diyebilir ki ya ben gidiyorum içinde acaba benden sonra böyle çalışacaklar olacak mı yani böyle? Evet ya. İşte o endişesi o talebeleri görünce gitmiş yani. Ben sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematını da hizmetlerinizde günde müteaddit defalar görüyorum. Ve size olan iştiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu biçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Şimdi bunu söyleyecek, nasıl olacak? Ehli hakikatin sohbetine zaman, mekan mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şartta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsaydı rabıta-i Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur. Vay be, buna bir inansak var ya, veya inanabilsek veya kaliteli bir iman olsa ölüm denen bir şey olmaz ki. Mesela ben şimdi şey dedim, Ümraniye dedim, size telefon açayım ya abi Beykoz'dan. Yani telefon vasıtasıyla görüşüyoruz. Mesela şu an Almanya'da biri var, sizi arıyor. Yani vasıta bu. Şimdi mesela Üstad Hazretleri şu anda yaşasa idi. Bize gene bu dersleri verecekti. Ama cesedi olarak olmadığı için bu sefer ne? Arada bir vasıta var. Telefon gibi. Telefon gibi ha. O zaman sen nerede olursan ol, gene Üstad sana ders veriyor. Vay, acayip bir şey ya. Hakikat bin ama. Hakikat bin için. İşte bu şekilde abi baktığın zaman o zaman sen diyebilirsin ki yani bu risaleler benim için telif edilmiş. Evet. Direkt ben Üstad'dan ders alıyorum yani. Zaten günah cihetiyle ölüyor diyor Nur Talip etsin. Sevap cihetiyle yaşıyor. Çünkü kardeşler ad edince yaşıyor. Yine şimdi mesela diyorum ki Üstad bunları telif etmedi diyelim ya abi. Diyelim ki telif etmedi risaleleri. Bunlar neredeydi? Üstad'ın hafızasında, dimanında, vicdanında, kalbinde, ruhundaydı değil mi? Onları ne yapmış? Dışarı çıkarmış. Bu sefer dışarı çıkarınca biz o zaman üstadın dimağında geziyoruz abi. Vicdanında geziyorsun, kalbinde, ruhunda geziyorsun yani. Yani bizzat onunla görüşüyoruz. Yoksa cesedi burada olmuş olmamış. Yani o cesedini... Beni o kadar etkiliyor ki niye? Rabıta-i Kur'ani ve imani ile ceset ayrı, ruhlar bir. Bu ihlas sözüne bir ifade var. Sizler ve bizler diyor ya abi. Sizler ve bizler. Yani o zamanki etrafında bulunanlar biz oluyor. Sonra gelecekler siz oluyor. Mesela şu anda biz burada biziz, biz. Bizden sonra diyelim ki 10 sene sonra biz vefat ettik. Burada gene onlar da sizler oluyor. Yani ya. Sizler ve bizler. Mesela dua ediyor. Arkasında amin diyor. 25. sayfada söylüyor. 25 miydi? 29'da. Hafız adamın duasına amin demesin abi. Evet. Hiç alakası yok mekan itibariyle. 3-4 saat mesafeden duama aminini işittirilmesi. Amin diyor. Bizde de bazı durumda hisli kabler vuku oluyor abi. Mesela yani insan başka bir yerden dua geldiğini hissediyorsun yani. Veya çok. Da birisi gelecek veya biri seni arayacak önceden böyle biraz böyle kalbine murakabe yapabilir, şey görebiliyor yani. Latife-i Rabbaniye görür diyor yani. Şimdi abi benim söyleyeceklerim bu kadar. Böyle. Evet. Ehli hakikat. Tamam. Şey, bir toparlayayım dersimiz yani. Şimdi bu dersin konusu neydi? Risale-i Nur'a, lahikalara muhatap olma. Tarz ve uslubu görmek yani. Bilmek, tanımak. Şimdi böyle olmayınca işte başta söylediğimiz gibi bu sefer geçmişte olmuş bir olay olarak böyle tarihi bir vaka veya
hikaye gibi biliyorsun. Ama buradaki anlattığımız şekilde vasıflara muhatap olunca bu sefer o muhatap olan kimse diyebilir ki yani bunlar benim için telif edilmiş, bana yazılmış bizzat. Bu Barla'yı okuduk 241. Yani her bir mektubun herkese bakar bir gözü, yarar bir sözü var. 240. Diyemezsin yani bana deyip yazılmamış diye. 241. Evet, Barla'da dedik. Bir de Üstad Hazretlerinin duası vardı, ümidi vardı. İhtiyarlar Risalesi'nde, Müdafat Risalesi'nde onları söyledik. Abdurrahman abinin üzerinde durduk. Abdurrahman'ın vasıfları nelerdi? Abi. Ondan sonra Risale-i Hizmetinde kuvvet nasıl elde edilirdi? İşte saydık 15 tane vasıf vardı. Burada da işte birkaç tanesinin üzerinde durduk. Pek ciddi sahip, pek ciddi muhafız, pek ciddi varis, pek ciddi hakikat bin, pek ciddi kıymet şinas. Böyle. Olursan bu sefer kuvvet elde ediyorsun. Vasıfları göstermen nispetinde 100, 1000, 200.000 belki öyle görebilirsin. Bunlara örnekler verdik. İşte dedik Tahsin Tola abi örnek verdik. İşte Atıf abi örnek verdik. Bir de Hazreti Ebubekir zamanında KK bin Amr. Yani ne yapmış? 1000 kişilik iş görmüş yani. 100 kişilik iş görmüş dedik. Bu vasıfları gösterince Üstad Hazretleri benden daha kuvvetli, daha ihlaslı olarak vazifeyi Kur'an'a ve imanede çalıştıklarını görüyorum ve devamlı edecekler diyor. Yani o zaman ben de gidebilirim diyor yani. Demek ki yani burada şunu da anlayabiliriz abi. Yani sen de yerine böyle talebeler yetiştirmen lazım ki rahat gidesin yani. Gözün arkada kalması diye bir tabir var ya abi. Evet. Ya. Yani o çok ehemmiyetli yani. Sen gidiyorsun ama senden sonra vazifeleri kim yapacak yani? Peki. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdu rabbil alamin. El Fatiha.